Alem TV'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün 8. gününde Kobani davasında savunmasına devam ediyor. Selahattin Demirtaş bugün yaptığı savunmada değerli dostlar çarpıcı bir detay aktardı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın öldürüleceğini açıkladı ve bunun nasıl engellediklerini detaylarıyla açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın verdiği bu bilginin detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanlarıyla Merkez Yürütme Kurulu MYK üyelerinin de aralarında bulundu. 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının duruşması Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Selahattin Demirtaş 3 Ocak Çarşamba günü esasa ilişkin savunmasına devam etti. Haziran 2015 seçimlerinden sonra da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde üz yönetim talepleri sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında yaşanan ve Hendek operasyonları olarak bilinen süreçte eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın öldürülmek istediğini söyledi. Demirtaş dönemin İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın olayı bizim de kontrol edemediğimiz güçler var sözleriyle dile getirdiğini ve bunun TBMM tutanaklarına da geçtiğini şu sözlerle anlattı. Silvan'da Figen Yüksekdağ'ı öldüreceklerdi. Olayların büyümesi için bu provokasyonu yapacaklardı. Ancak biz bunu engelledik ve Yüksekdağ'ı oradan çıkardık. Efkan Alan meclis oturumunda Mithat Sancar'ın sorusu üzerine itirafta bulundu. Diyor ki evet bizim de kontrol edemediğimiz güçler var. Bu meclis tutanaklarına geçti. Ben ne yapmışım o dönemde? Belki de Kürtlerin bir kısmı bu sözlerimden dolayı bana kızgındır. Sırf barış dediğim için bana kızgınlar. Çünkü namuslarına el uzatılıyordu. Bu yetmezmiş gibi bu halkın temsilcilerini de cezaevine koymuşsunuz. Bunların Müslümanlığı sahtedir. İnsan olan yapmaz da Allah'a ve Kur'an'a inanmış biri bunları nasıl yapabilir? Bunlara insan dahi diyemezsiniz. Bu kadar kul hakkı nasıl yenilir? Kimin katliam yaptığı ortadadır. Yapılan şey Kürt'e zulümdür. Bu biz bunları yapmadık ve insan haklarını savunduk diye kimse bizi suçlayamaz diyen Demirtaş şöyle devam etti. Demirtaş Ahmet Gün takma adını kullanarak konuşan bir askerin itiraflarını paylaştı ve bu kişinin kendisini ülkücü olarak tanımladığını ve daha sonra ihraç edildiğini söyleyen Demirtaş Gün'ün şu sözlerini aktardı. Devlet tamamen bir suç makinesine dönüştü. Orada 3 bodrum vardı. İçinde kadınlar, çocuklar ve gençler vardı. Onları terörist olmadığını biliyorduk. Medyada hepsine terörist deniliyordu. O bodrumlarda 120 cenaze çıkarıldı. Örgüt militanları en fazla 7 veya 10 kişi bir arada durur. Orada görev yapan tüm güvenlik mensupları bunu bilir. Savaş hukuku bile ortada kalmadı. Ambulanslara ateş açılıyordu. Çok kirli bir işti. Maalesef daha önce bunu görmemiştim. Emir de yoktu. Emir olsaydı sınır olurdu. Ancak sınır yoktu. Asker ve polis kimi zaman kavga ediyordu. Devlet onları oradan çıkarabilirdi. Ancak tanklar ile müdahale edildi. Size dövmeyi gösterseler yaparsınız. Polisi ikinci faktörde tuttular, askeri sürdüler. İş başından kurguydu. Hendekler göz göre kazındı. Esedullah timleri bir anda türedi. Nereden geldiklerini bilemiyorum. Evet değerli dostlar, Selahattin Demirtaş bir askerin itiraflarını bu şekilde aktarıyor ve Silvan'da HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Yüksekdağ'ın öldürüleceğini ve bunu engellediklerini de açıkladı. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Alem TV ile kalın.